Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte edebiyata giriş videosuyla Türk edebiyatına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Zaten geçen sene edebiyatta tanışmıştınız. Bu sene de sizlerle birlikte ilk videomuzla kolay videomuza başlayacağız. Edebiyatla tarih arasındaki ilişkiye bakacağız ya da edebiyatla din arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz ve Türklerin kullandığı yani bizlerin kullandığı alfabelere bakacağız. Göktürk alfabesi kullanıyoruz. Uygur alfabesi kullanıyoruz. Aynı zamanda Arap alfabesi kullanacağız biliyorsunuz Osmanlıca Arapça yazılacak. Sonrasında Kiril alfabesi kullanacağız ve 1928 yılında Latin alfabesine geçeceğiz. Bu konuyu öğreneceğiz arkadaşlar. Bir de edebiyatımızın dönemlerine bakacağız. İslamiyet öncesi, geçiş dönemi, İslamiyet etkisinde halk edebiyatı ve divan edebiyatı ve Cumhuriyet dönemine bakacağız. Cumhuriyet dönemi öncesinde tabii Batı etkisinde Türk edebiyatı da var. Tanzimatlar, Servet-i Fünunlar, Fecratiler, Milli Edebiyatlar. Bunların her birini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Burada ilk başta dersimize renk atmak için yapay zekaya sorduğumuzda ne yazıyor diye baktık ama tam da yakalayamadı. Mesela edebiyat din ilişkisini yaptığımızda başka şeyler koydu. Adam din deyince başka şeyler koydu ama biz orada kendimizi düzelttik. Sonuçta bizim dinimiz İslamiyet olduğu için İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı diye ikiye ayıracağız. Veya hatta aynı şekilde alfabeler deyince böyle birkaç tane Arap alfabesi koydu ama esasında Kök Türk alfabesi ve aynı zamanda e, Uygur alfabesinden örnekleri de koymamız gerekecek. Ve yine edebiyat tarihi ilişkisinde zaten çok net belli. Edebiyat da tarihte insana hizmet ediyor. İkisinin de konusu insan. Bunu da çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz kazanımları değiştirdi. Artık kazanımlar demiyor da adına öğrenme çıktıları diyor. Ve işte. A39, A39A diye gidiyor böyle. Burada metinde milli manevi ve evrensel değerler ile sosyal, tarih ve mitolojik ögeleri belirler demiş. Ve aynı zamanda metindeki gerçekliği ilişkisine değinir. İşte e, bu hususlar değerler eğitim çerçevesinde ele alınır demiş. Burada anlatmak istediği şey şu. Sizlere bir metin verip... Bu metinin tarihle bağlantısını mesela tarihi bir metin verecek diyelim ki birazdan göstereceğim sizlere diyelim ki konusunu tarihten alan bazı romanlarımız var. Kurtuluş Savaşı'ndan alan mesela Ateşten Gömlek. Ateşten Gömlek'ten bir metin verebilir size. Üniversite sınavında da yapabilir bunu. Yazılı sınavlarınızda da yapabilir. Der ki bu metinle tarihi gerçeklik nasıl yorumlanmıştır der. İşte biz birazdan tarihi gerçekliğin edebiyatçılar tarafından nasıl yorumlandığını, ...onu süzgecinden geçirerek ona nasıl şekil vermeye çalıştığını çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Çok kolay, çok lezzetli bir konu. Anahtar kelimelerimiz bu derse edebiyat, tarih, din, Türk edebiyatının dönemleri, Türk dili, sözlü ve yazılı dönem gibi temel kavramlar olacak. Temel kabul dediği de sizin zaten bildiğinizi kabul ettiği şey öğrencilerin edebiyatın, Tarih ve din ilişkisi, Türkçenin tarihi gelişimi ve arası ilişki kurmayı bildikleri kabul edilmektedir diyor. Ben sanki hiç bilmiyormuşsunuz gibi, Hocam edebiyat neydi ya unuttuk her şeyi demişsiniz gibi. Şimdi sizlere her şeyi tane tane tek tek anlatacağım. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin ve güzel bir şekilde ve hızlı bir şekilde bu konuyu öğrenelim. Zaten 10. sınıf Eylül programına başladık. Tıkır tıkır ilerliyoruz. Geçen hafta matematikle, coğrafyayla, işte fizikle, kimyayla, biyolojiyle başladık, tarihle başladık. Bu hafta da yine diğer derslerimizle edebiyata giriş yaptık. Dinamo sözel seti mutlaka tedarik edin arkadaşlar. Bunun içerisinde hem edebiyat hem tarih hem de coğrafya soruları var ve bu sorular arkadaşlar soru bankaları var. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi size avantajlı bir şekilde geliyor. Buradan konuları öğrenip bizlerle beraber çalışıp ardından da ödevlerinizi yaptığınızda mükemmel bir şekilde hem yazılılardan yüksek not ulaşacaksınız hem de içerisinde zaten üniversite tarzı, TYT tarzı sorular da var. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin ve videomuz başlasın. Evet. Şimdi tekrar stüdyomuzdayız. Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisine bakacağız. Arkadaşlar edebiyatın tanımını hatırlayalım. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla hatırlarsanız dil çok önemliydi. Sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına biz edebiyat diyorduk. Yani yazın. Tarih ise geçmişi inceliyor. Toplumları etkileyen olayları yer ve zaman göstererek anlatan, bu olayların birbiriyle bağlantıları neden sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına da tarih deniyor. Size sınavda muhtemelen edebiyat nedir, tarih nedir sormazlar. Ama bir de edebiyat tarihi bir kavram var bunu bilin. Edebiyat tarihi de edebi eserleri ve bu eserleri ortaya koyan sanatçıları dönemleriyle birlikte inceleyen bilim dalı. Yani hani dedi ki Türk edebiyatının dönemleri dedik şurada bizim sayfalarımız vardı. Bakın Türk Edebiyatı'nın dönemleri dediğimizde işte İslamiyet'ten önce eserlerimiz var. Mesela yazılı olarak e, Kalyanam Kara, Papam Kara, Altın Yaruk gibi çok değerli eserler var Uygur döneminde yazılan. Bu eserleri ya da geçiş döneminde yazılan Divan-ı Türk, Atabetül Akayık, Divan-ı Hikmet, işte kutat Bilik çok değerli eserler var. Bunları inceliyor Türk Edebiyatı'nın dönemlerini incelerken edebiyat tarihçileri. Şu resimlerimizi alalım ara sizlere gösterelim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Edebiyat tarihi sanatçıların hayatını ve eserlerini, edebi dönemleri, edebi türlerin gelişimini, edebi eserlerin ortaya koyduğu dönemin özelliklerini konu ediniyor. Burası önemli. Birazdan zaten biz de İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisinde geçiş dönemi buna benzer kavramları göreceğiz. Dolayısıyla edebiyatla tarihte insana hizmet ediyor. Peki edebiyatla tarih ilişkisini nasıl sorar bize. Mesela der ki Genç Osman 4. Murat'ın Bağdat seferinde bir müfreze komutanıdır. Yaptığı hücumların birinde yaralanıp Dicle'ye düşerek şehit olmuştur. Bu bir tarihi gerçeklik. Bu tarih kitaplarına yazan gerçeklik. Bunu edebi olarak yorumlayan Kayıkçı Kul Mustafa halk edebiyat döneminde diyor ki Bağdat'ın kapısını genç Osman açtı düşmanın cümlesi önünden kaçtı kelle koltuğunda üç gün savaştı Allah Allah deyip geçer genç Osman diyor. Şimdi bu bir Kayıkçı Kul Mustafa'nın yazdığı destan. Yani Kayıkçı Kul Mustafa bir gerçekliği kendi süzgecinden daha sanatsal bağlamda bize getirdi. Ama burada bir doğruluk var. Şimdi edebiyat ve tarih merkezinde insan olan ve toplumu ilgilendiren olayları konu ediniyor. İkisi birbirinden yararlanıyor. Burada söyleyeceğiniz cümle şu. Tarihi gerçeklik bu. Edebi metinlerde bu yeniden yorumlanıyor diyeceksiniz. Bakın yorumlanıyor. Burası önemli. Şimdi konusunu tarihten alan birçok romanımız var. Halide Adıvar'ın Ateşten Gömlek ve Sininkli Bakkal, biraz Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı'nı anlatan çok değerli bir roman. Yakup Kadri Karosmanoğlu yine Türk aydınının Anadolu halkına yabancılaşmasını anlatan Ahmet Celal karakteriyle bilinen yaban romanı yine Kurtuluş Savaşı'nda. Tarık Buğra'nın Osmancık ve Küçük Ağası yine Kurtuluş Savaşı. Kemal Tahir Devlet Ana Yorgun Savaşı. Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Çanakkale gibi eserleri hep konusunu tarihten alan romanlar. Yani bu yazarlarımız hem Kurtuluş Savaşı'na katılmış olanları var, o dönemde yaşamış olanları var veyahut da o dönemde yaşamasa bile Tarih kitapları okuyor adam veya kadın sonra onu kendi gerçekliğinden geçirerek, yorumlayarak bize yeniden bir edebiyat kitabı olarak kazandırıyor. Şimdi edebiyat ve tarih karşılaştırması yapacak olursak yani sol tarafta bir edebi metin verdi. Böyle bir şiir verdi mesela. Sağ tarafta bir tarihi metin verdim. Burada tarih metinde belgeler var. Bilgi var. Kurgudan uzak. Duygu hayaller yok. Yaratıcılık yok. Ama edebiyatta kişisel bakış açısı var. Estetik zevk var. Özgün bir kurgu var. Duygular ve hayaller ve yaratıcılık tabii ki edebiyat eserlerinde var. Geldik edebiyat-din ilişkisine. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Tanrı'ya, Allah'a, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal kuruma din diyoruz. Dinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz çok şükür. Fakat İslamiyet'ten öncesinde de, İslamiyet'ten sonra da edebiyatımıza din çok çok önemli bir yer tutuyor. Mesela İslamiyet öncesinde bu nedir biliyor musunuz bilmiyorum. Birazdan öğreneceğiz. Şaman. Şamanlar hem bir din adamı hem bir hekim hem yani doktor hem bir büyücü hem de bir müzisyen işte koşuklar sagular yazıyorlar ve bunu sözlü olarak söylüyorlar ellerini kopuz eşliğinde bizlere getiriyorlar hatta Kaşgarvan'ın sonradan Orta gezip diyor ki o bir dakika Bizim bir sürü savlarımız, sagularımız, koşuklarımız varmış deyip bunları bir kitabın içerisine koyuyor ve bizlerle paylaşıyor. Sonrasında biz 751 Talas Savaşı'ndan sonra İslamiyet'le tanışacağız. Talas Savaşı'nda şöyle bir şey olacak arkadaşlar belki biliyorsunuzdur ama bir kez de anlatalım. 751 Talas Savaşı'nda buradan Çinliler geliyor tamam mı? Burada da Abbasiler var yani Araplar. Müslümanlar var. Biliyorsunuz ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra ilk başta dört halife dönemi vardı. İşte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Sonra Hazreti Ali şehit edildi ve Emeviler halifeliği ele geçirdi. Emevilerden sonra da Abbasiler var. İşte Abbasiler Arap bölgesini, Arap yarımadasını, İslam devletini koruyorlar. Tamam Çinler bunlara saldırıyor. Abbasiler tabii ki ne oluyorlar? Sıkışıyorlar, mahvoldular, bittiler. Çünkü Çinler çok güçlü bir şekilde geliyor ve burayı ortadan kaldıracaklar. Yani İslam devletinin yok olma tehlikesi var. Abbasiler diyor ki biz kimden yardım isteyebiliriz? Biz ne yapabiliriz? Bu işi kim iyi bilir? Çinleri kim yamultur? Türkler. Hemen Türkleri arıyorlar ve Türklerde orada Karluk boyu var. Sonradan Karahanlılara katılacak olan Karluklar var. Karluklar diyor ki abi sıkıntı yok. Hallederiz. Bizde biz Çinleri durdururuz diyor ve Çinleri durduruyorlar ve böylece Abbasiler ve Karluklar Türkler arasında bir dostluk başlıyor bir sevgi başlıyor. Abbasiler diyor ki abi siz kralsınız bundan sonra siz bizim sınırlarımızı koruyun biz size sınırlarımızı teslim ediyoruz siz süpersiniz diyor siz gerçekten bu işi biliyorsunuz diyor. Çinler zaten çekik bitti Karluklular da yavaş yavaş İslamiyet'e ısınacaklar diyecekler ki ya bizde de bir tek tanrı var, gök tanrı var. İşte bizde de cennet cehennem var. Biz de kurban kesiyoruz. Biz de kadınımıza değer veriyoruz. Biz de temiziz. E o zaman İslamiyet de böyleymiş. O zaman hadi bakalım biz eşeden la ilahe illallah diyelim ve İslamiyete geçelim diyorlar. E ardından da e, hep dini konular yazılmaya başlanıyor. Bunları da birazdan göreceğiz zaten. Bakın İslamiyet ile gelişen Türk edebiyatında din çok çok etkili olacak arkadaşlar. Mesela Ahmet Yesevi tasavvuf edebiyatını başlatacak. Ahmet Yesevi'nin öğrencileri bu. Mevlana, Hacı Bektaş ve Yunus Emre ki bunlar da ne kadar büyük insanlar. Mesela Yunus Emre hümanizmin öncüsü kabul ediliyor. Yunus Emre 1300 yıllarda yaradılanı sevelim, yaradandan ötürü derken bakın İslamiyet'in özünde ahlak ve insan sevgisi vardır. Ahlak çok önemli. Yunus Emre de çok ahlaklı bir insan ve insanı çok seviyor. Diyor ki yaradılan herkes seviyorum diyor. Niye? Çünkü Allah yaratmıştır diyor. Ve bu olayı Orta çağda insanlar birbirlerini keserken söylüyor. Sonradan o Avrupalılar coğrafi keşiflerle zenginleşip Rönesans reformla normal mantıklı bir hale geldiği zaman diyorlar ki oha bizden kaç yüzyıl önce Anadolu'da bir derviş, bir Yunus Emre denilen kişi zaten hümanizm yani insan sevgisini anlatmış diyorlar. O yüzden dünya edebiyatında en tanınan kişi Yunus Emre'dir. Hani Rusya Dostoyevski, Almanya Göte derler ya. Türkiye deyince Namık Kemal, <laughs> Namık Kemal, Yunus Emre'dir bizim en büyüklerimiz. Şimdi Namık Kemal de çok değerli bir sanatçı ayrı mesele ama dünyada tanınan Yunus Emre'dir. Şimdi Din doğrudan doğruya edebi bir gelenek haline gelecek. Dini tasavvuf halkı edebiye çıkacak. Ve dini anlayış yeni eserler de ortaya çıkacak. Mesela ilahi, Allah'a olan sevgimizi anlattığımız e, şiirler. Ya da naat, peygamberimize olan sevgimizi anlattığımız şiirler. Münacat, Allah'a yalvarış için yazılmış. Ya da şatiye, dini konularla felsefi bir şekilde bahseden şiirler. Bireyin ve toplumun hayatına sinen dini inanışlar... Edebi eserlerde konu olacak. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, tasavvuf, manevi derler. Tasavvuf çok çok önemli olacak. Hem divan edebiyatında hem halk edebiyatında çok temel konuların başına gelecek. Tasavvuf nedir? Allah sevgisi. Yani insanın bu dünyanın geçici olduğuna inanıp kendini Allah'a teslim etmesi. Yabancılar bunu nirvana diyorlar. Yani biz artık nirvana'ya ulaştık. Her şeyden soyutlandık kendimizi. İşte yemek yemekten bile vazgeçtik. Tamamen kendimizi doğaya teslim ettiriyorlar. Ee, ve onlarınkinden farkı bizimki de Allah'a teslim ediyor yani diyor ki Ben artık Allah'ın bir kuluyum. Dünya malı hiç önemli değil diyor ve kendini tamamen insanlara hizmet etmeye, Allah'ın koyduğu kuralları güzel bir şekilde anlatmaya adayan insanlara tasavvufçular deniyor. Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre çok değerli kişiler. Şimdi peki edebiyatımız dönemler ayrılırken sadece din mi var? Tabii ki dini yaşayış önemli. Bakın burada D harfini koyduk. Dini yaşayış önemli. Dil anlayışı da var. Aynı zamanda coğrafya değişimini en başa koyuyoruz. Niye? Çünkü Orta Asya'dan başlıyoruz. Hop Buralara geliyoruz Horasan'a hop Anadolu'ya geçiyoruz hop Balkanlara geçiyoruz sürekli geziyoruz ve buna bağlı olarak da bazen Çin'den etkilensek bile bazen Araplardan etkiliyoruz bazen Fransalardan etkiliyoruz sürekli bir etkileşim halindeyiz yani biz Türkler biraz konar göçer bir milletiz onu da bilmemiz lazım. Edebi metinler, kültürel farklılaşma, sanat anlayışı edebiyatımızın dönemleri ayrılması gibi temel ölçüler. Eskiden bunu ezbere dayalı soruyorlardı. Biz de çocuklara Jack's dedi diye ezberleyin diyorduk ama gerek yok. Şu anda bir orada gene bu şekilde yazdık ama siz eğer edebiyatın dönemleri ayrılması ölçüler nedir derse coğrafya, edebi metinler, kültürel farklılaşma, dini ve dilin değişmesi, dini yaşayışın değişmesi ve dilin değişmesi bir de sanat anlayışının değişmesi diyebilirsiniz. Burada en önemlisi din değişmesi, Buna bağlı olarak dilin değişmesi, yani ilk başta öz Türkçe var, sonrasında Arapça kelimeler girecek dilimize. Ve buna bağlı olarak coğrafya değişimi var, coğrafyada değişmesi önemli. Bu üçü çok çok önemli ve bunlar da sonucu diyebiliriz. Şimdi Fuat Köprülü diyor ki, çok değerli bir e, profesör, Türklerin tarih boyunca içinde yer aldıkları değişik kültür ve dikkate almış ve diyor ki biz üç dönem ayırıyoruz edebiyatımız diyor. Hem tarihçi hem de edebiyatçı çok değerli bir insan. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı, yani bu Şaman dönemi... İslamiyet etkisiyle gelişen Türk edebiyatı yani halk edebiyatı ve divan edebiyatı Allah tasavvuf Batı gelişen Türk edebiyatı da işte bu Namık Kemaller işte Recaizade Mahmut Ekremler Tevfikretler yani Batı'ya yöneldiğimiz dönem. Şimdi İslamiyet'in kabulünden önceki esas edebiyat sözlü edebiyat. Yani bilinmiyor sözlü yazılı olarak değil. Yazılı olarak Orhun kitabeleri ve Uygur eserleri var. Sonrasında hani demiştim ya az önce 751 Talas Savaşı ile İslamiyet'le tanışıyoruz. işte İslamiyet'le tanıştıktan sonra da bir geçiş dönemi var Karahanlar döneminde. Hem bu dönemden etkileri var hem de e, İslamiyet etkisi var. Divan edebiyatı var, süsü, Halk edebiyatı var, sade. Halk edebiyatı kendi içinde dini tasavvuf halk edebiyatı. Yani işte Yunus Emre'ler, e, Kaygus Abdallar, Hacı Bektaş velilerin olduğu taraf. Anonim halk edebiyatı, söyleyeni belli olmayanlar. Aşık tarzı halk edebiyatı, elinde saz almış Aşık Veysel'ler, Dadaloğlu, Köroğlu, Karaca olan gibi değerli ozanlarımız. Şimdi, Batı etkisine gelen... Türk Edebiyatı'na baktığımızda Osmanlı toplumu artık yüzünü batıya çeviriyor. Niye? Çünkü batı coğrafi keşlerle zenginledi, ilerledi ve artık çok güçlendi. Bize diyoruz ki artık biz batıya yönelmemiz lazım. Niye? Çünkü evet İslamiyet etkisinde çok güzel bir devlet konuşacak ama Avrupa çok güçlendi diyoruz. Ve o yüzden Tanzimat döneminde direkt Fransızca çeviriler yapılıyor. İlk defa romanlar, makaleler, gazeteler, noktalama işaretleri, tiyatrolar her biri batıdan getirilip çeviri yoluyla bize kazandırılıyor ve bizler de bunları okuyup diyoruz ki aa ne kadar güzel biz de buna benzer eserler yazabiliriz diyoruz. Ve bu şekilde de batı etkisiyle gelişen tanzimat edebiyatı var. Burada halk bilinçlendiriliyor. Burada dönemin siyasi koşulları nedeniyle kapalı içine dönük bir edebiyat var. Burada yine batıya yönelmeye çalışıyoruz. Milli edebiyat döneminde artık bayraklar asıyoruz. Çünkü Balkan savaşlarında topraklarımızın çoğu gidiyor. Bulgaristan, Yunanistan, işte Balkan topraklarında Karadağ falan buralar hep bizim altımızda yüzyıllarca yaşamışken sonradan hepsi birden bize saldırınca biz diyoruz ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Biz milli edebiyat kullanmalıyız diyoruz ve Türkçe Dili pırıl pırıl doğuyor. Mesela burada Arapça ağırlıklı, Farsça yani İran dili var. Burada Fransızca kelimeler dilimize giriyor. Ama burada pırıl pırıl bir Türkçe doğuyor. Buradaki dille şu halk edebiyatı dil neredeyse çok yakın. Cumhuriyet döneminde tabii ki Kurtuluş Savaşı sonrası temel konular olacak. Şimdi İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatına baktığımızda... ...varlığı belgelerle kanıtlanan ilk dönem... E, ...hakim zihniyet, kavmi özellikleri yani Türk kavminin özellikleri... ...milli bir edebiyat ve göçebe kültürü etkili. Göçebe kültürü etkili olduğu için yazılı değil daha çok sözlü. Koşuk bildiğimiz şiir arkadaşlar. Sonradan bu halk edebiyatına koşmaya divan edebiyatına gazele günümüzde de şiire dönüşecek. Sagu bildiğimiz vefat eden kişilerin arkasından okunan şeyler, Sonradan bu halk edebiyatında ağıta divan edebiyatında mersiyeye günümüzde de ağıta dönüşecek. Destanlar da bu kahramanlıkları anlatan şeyler. Destanlar sonradan halk edebiyatta halk hikayelerine dönüşecek. E, divan edebiyatta meslemilere Tanzimat döneminde romana dönüşecek arkadaşlar. Savlarda günümüzdeki atasözleri, divan edebiyatlarına bunlara darbu mesel denecek. Yazılı edebiyat dönemine baktığımızda ise Köktürk yazıları var. Direkt bir taşın üzerine yazılmış Moğolistan'ı gidip görebilirsiniz metinler. Yani göçebe olduğumuz için bir şey yazdıysak da taşın üstüne yazıyoruz. Bir de Uygur metinleri var. Uygurlar uygar olduğu için yerleşik hayata geçiyorlar ve gerçekten yazılı eserler bırakıyorlar. Şimdi söz edebiyat dönemindeki bir koşuya bakalım. Karbuz kamuk erişti, taglar suyu akıştı, kökşin bulut örüştü, kayguk bolup ögreşir. Efendim hocam yani burada esasında tam Türkçe bu. Hiçbir Arapça, Farsça, Fransızca kelime yok. Yani burada... Dil yabancı etkilerden uzak diyeceksiniz. Böyle bir şiir gördüğünüzde diyeceksiniz ki bak hatta dönemlere özgü size bir tablo da çizeyim. Bak şimdi İslamiyet öncesi Geçiş dönemi, halk edebiyatı, divan edebiyatı, cumhuriyet dönemi diyelim. Burada dörtlükler halinde şiirler görüyorsunuz. Böyle bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört tane yazdınız ya şöyle. Dörtler halinde yazılmış şiir tamam mı? Ve anahtar kelimesi de az önce gösterdiğimiz kamuk erişti, sıvı akıştı diyor. Erişti yazıyorum böyle. E-riş-di. Böyle kelimeler gördüğünüz zaman diyorsunuz ki bu İslamiyet öncesi. Tamam, bunu yazdık. Devam ediyorum. Şimdi... Nazım birimi dörtlük. Evet bakın 4 4 gidiyor. Ve aynı zamanda sözlü, kahramanlık, doğa, sevgi, ölüm var. Destan, sagu, koşuklar var. Hece ölçüsü kullanılıyor ve şaman, kan, baksı, ozan gibi ee, kopuz eşinde söyleyen sanatçılar var. Bu tekrar söylüyorum bakın. İslamiyet öncesi buraya yazıyorum. İslam öncesi. Burada ne varmış? Hece ölçüsü varmış. Burada ne varmış? dörtlük nazam bir birimi varmış arkadaşlar. Er üçlü gibi eski kelimeler var ve dörtlük de gidiyor. Tamam. Konular zaten belli. İslamiyet olmadığına göre işte kahramanlık, doğa, sevgi, ölüm temaları. Sonrasında yazılı dönemde de Köktürk yazıları ve Uygur metinleri vardı. Bunlar Toyunku Kültekin ve Bilge Kağan adına dikilmiş. Üç tane anıt var ve Türkçenin, Türk edebiyatının Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri olduğunu bileceğiz. Burada şu çok önemli. Bu metinlerde bize öğütler veriliyor. Bunlar bir siyasetname gibi. Bunlar bir belge. Çok değerli. Türk Devleti'nin tarihini ve edebiyatını yansıtıyor. Bunlar bir edebi metin yani buna da dikkat edin. Uygur metinleri ise Mani ve Buda dinlerin etkisinde yazılmış eserler. İşte az önce dersin başında söylemiştim. Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitik, Kalyanamkara ve papamkara gibi değerli eserler var. Bunlar mesela geçen sene e, üniversite sınavında 2024'te değil 2023'te direkt soruldu bu eserler e, nedir diye sordular. Direkt bilgi olarak sordular. Dolayısıyla üniversite sınavına hazırlanırken bunlara çok dikkat edeceğiz. Şu anda yazılarınızı da hocalarınızın sorma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Bu ikisi önemli. Şimdi artık İslamiyet'le tanıştık. Bizler 8. yüzyıldan itibaren yani 751 Talas Savaşı'nda İslamiyet'e tanıştığımıza göre Müslümanların etkisine kaldık. Ve 10. yüzyılda İslamiyet'e geçişler başlıyor. Türk edebiyatı dil biçim ve içerik bakımından değişiyor. Bir geçiş dönemi var Karahanlılar döneminde. Bir halk edebiyatı var Osmanlı Devleti'nde halk. Bir de divan edebiyatı yine Osmanlı Devleti'nde halk. Şimdi dini tasavvufi anonim ve aşık tarzı olmak üzere üçer ayrıldı. Şimdi önce geçiş dönemine bakalım. Geçiş dönemi İslamiyet öncesi artı İslamiyet'in birleşimi. Yani hem dörtlükler var. İslamiyet öncesi dörtlük yok muydu? Yok var böyle bakın dörtlükler var. Güzel dörtlük. Sonra yine dörtlük. Ama İslamiyet'in etkisiyle böyle beyitler de gelecek. Yani ikili ikili beyitler de gelecek. Dolayısıyla hece de var. İslamiyet öncesi gibi. Artı yapıyorum. Aruz ölçüsü de var İslamiyet'ten gelen. Dörtlük de var. İslamiyet öncesi gibi. Beyit de var. Yani geçiş adı üzerinde. Eski de var yeni de var. Dolayısıyla buna biz geçiş dönemi diyeceğiz arkadaşlar. Ve bakın dörtlükler var. E, ee, beyitler de var. E hocam eski dilde var burada bakın. lük erip diyor. Hemen yazıyorum. Erişti yazmış çıkıyor. ya. Buraya da erişti yazıyorum. Yani eski kelime yazıyorum erişti'yi. Fakat erişti. Dikkat edin bir kelime daha var burada. Namaz. Gördünüz mü? Namaz yazıyor. Tengri diyor, iman diyor. Dolayısıyla burada artık namaz kelimesini görmeye başlıyoruz. Artık İslamiyet'te geldi. Ama geçiş. Tamamen sadece namaz yazmıyor, sadece erişti de yazmıyor. Devam ediyoruz. Burada bir de eserler var. İslamiyet'te e, geçişten sonra yazılan ilk eserimiz Yusuf Asacib'in yazdığı Mutluluk bilgisi anlamına gelen Kutadgu Bilik. İlk mesnevi Aruz Ölçüsü'yle yazılan ilk eser çok değerli bir eser. Kaşgarlı Mahmut da ilk ansiklopedik sözü yazacak. Araplara Türkçe öğretmek için Divan-ı Türk yazıyor. İdibahmet Ahmet de gerçeklerin eşi anlamına gelen Atabetül Hakayık'ı yazacak. Ahmet Yesevi esasında bir tasavvufçu. Yani e, bu hani tarikatlar var ya tabii şimdi günümüzde e, bu, yozlaşanlar olduğu için insan aklına tarikat deyince birazcık bu ne ya falan gelebilir ama eskiden tarikatlar tamamen insanlara hizmet eden, fakir fukarayı koruyan, ahlakı yayan, sadece Allah sevgisiyle maddi çıkarlardan uzak kurumlar. Yani Mevlana tarikatçı mesela. Anlatabiliyor muyum? Yunus Emre ya da Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaşi Veli. Bunlar tarikatçı. Bunlar mükemmel insanlar. Tüm dünyanın kabul ettiği efsanevi insanlar. Ama sonradan bunlar bozuluyor, yozlaşıyorlar bu şey bazıları. O yüzden tarikat deyince insanlar böyle birazcık nasıl yani hocam diyor. Mesela medrese, medreseler kapatıldı Cumhuriyet döneminde. Eskiden medreseler Harvard, Türkiye'nin, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun en değerli yerleri. Ama zamanla bozulunca tabii ki kapatılıyor. Dolayısıyla burada şu çok önemli. İslamiyet döneminde Ahmet Yesevi medreselerin, tarikatların, tasavvufun kurucusu. Çok değerli birisi ve o da Divan-ı Hikmet diye için hikmet bulunan şiirler yazıyor. Geldik halk edebiyatına. Halk edebiyatını hemen yazıyorum. Bakın çiziyorum buraya halk edebiyatı. Hop hop hop. Dörtlükler var sadece. Artık beyit yok halk edebiyatı. Sadece dörtlük var. Tamam mı? Ve sade bir dil var. Sadece hece var. Sadece dörtlük var. Ve sade bir dil var. Sade yazıyorum. Sade kelime. Erişli falan değil. En eski Türkçe değil. Sade dil yazıyorum. Bu kadar. Anlaştık mı? Şimdi burada sözlü ürünler var. Aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğitlik ve tasavvuf var. Dörtlük nazım birim var. Bakın zaten çizik bakın görüyorsunuz. Burada dört dört diyor görüyor musunuz? Dört dört. Hece ölçüsü var. Sade bir Türkçe var. İlahiler, nefesler, maniler, türküler, koşmalar var. Bir dini tasavvufi var. Cami çiziyorum buraya. Bir anonim var. Söyleyeni belli olmayan. Bir de aşıklar var. Zaten sazı da çizmişler. Sufilere sohbet gerek. Ahilere ahiret gerek. Mecnunlara leyla gerek. Bana seni gerek seni diyor Yunus Emre. Yani bana Allah gerek diyor. Bu bir ilahi. Mani ise Böyle dörtlükler halinde. Ay doğar ay azlanır. gün doğar beyazlanır, mahmur gözü sevdiğim uyanmayan azlanır. Bak kuleden ses geliyor kuleden. O kaç o göz değil mi beni sana kuleden. Genellikle manilerde ilk ikisi boş oluyor. Yani gereksiz ifade. Son iki dizede esas söylemek istediğini söylüyor ve tek dörtlük. AA X A, şeklinde oluyor. Semailerde sekizli. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane heceden oluşuyor. Semai sekizi öğreteceğiz sizlere. Çağır karaca olan çağır. Taş düştüğü yerde ağır. Güzel sevmek günah değil. Ben kitapta yerin gördüm diye karaca olan da böyle esmer havalı bir adam düşünün. Sürekli güzellemeler yazıyor. Güzellemeci yani. Divan edebiyatına baktığımızda ise bu sefer divanda artık tabii ki dörtlükler de var ama genellikle beyitlerle yazılmış gazeller, kasideler, mesneviler var. Ve burada aruz ölçüsü var daha çok. Hep aruz hatta. Ve beyit var. Dörtlükler de beyit ve bent diyeyim. Dörtlük demeyeyim. Bentler var. Yani böyle dörtlük, beşlik, altılıklar var. Hep böyle ikili bir şey gördüğünüzde ve ağır bir dil gördüğünüzde ki wow divan. Bak. Bigane gamzen aşika nadana aşina ta key tegafül eybuti bigane aşina. Efendim hocam zülfün hayali cahedeli çeşmim olmadı. Gi suyu hapşaneyi müjgane aşina. Efendim hocam anlamıyorsunuz. İşte ben de anlamıyorum. Yani <laughs> anlasak bile ağır bir dil var. Ve işin garibi Nedim de dilde sadeleşmeye başlatan birisi yani. Divan Edebiyatı Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı olan Osmanlıcadan oluşuyor. Medrese kültürü almış eğitimli şairler yazdığı için böyle havalı bir dili var. Buraya o zaman manzumeyi vücut yazıyorum bak. Sade dil değil de ağır dil yazıyorum. Manzumeyi vücut böyle tamlamalar var. Hatta direkt Türkçe yazalım ya ağır dil var burada. Anlaştık mı? Baktın ikili divan, dörtlü sade dil halk. Erüştü yazıyor. Çok eski dil İslam öncesi. Karışık geçiş. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Şimdi şairler şiirlerini divanda topluyorlar. Arap ve Fars edebiyattan etkilenecekler. Aruz ölçüsü esas alınacak. Nazım birimi beyit. Bak. 2-2 olunca beyit. Devam ediyoruz. Sanatlı bir dil var. Mazmun nedir hocam? Mazmun da kalıplaşmış benzetmeler. Yani işte güzel gözlerin ve kirpiklerin var bir tanem demiyor da ok diyor kirpiğe. Anlaştık mı? Gonca diyor dudağa. Bunlar önemli. Bunlar kalıplaşmış benzetme gazel, kaside, mesnevi, tuyu, rubay gibi biçimler var. Batı etkisi gelişen Türk Edebiyatı'na baktığımızda ise artık batıya geçiyoruz ve batının etkisiyle tanzimat döneminde tanzimat fermanı ile ile değişimler başlayacak ve hakim zihniyet akıllı ve dünya ile ilişkisi öne çıkacak. Yani artık dinden ziyade daha farklı konuları da işlemeye başlayacak sanatçılar ve gazeteler, çeviriler, uyarlamalar olacak. Roman, tiyatro, makale gibi türler edebiyatımıza girecek. Bu dönemde de bakın mesela yine şöyle diyelim mesela burada Batı etkisindeki şiirler çok değişiyor. Batı etkisinin şiir böyle böyle artık ölçüsüz, uyaksız de yazılıyor ama mesela Tanzimat döneminde en başta hala iki iki gidiyorlar. Yani hala divan edebiyatı gibi ikili ikili yazıyor ama anahtar kelimelerin içinde artık vatan var. Batı etkisinden önce hiç böyle vatandan, hürriyetten bahsetmek imkansız. Hep böyle ya din ya sevgi, kuş, böcek, kelebekler yani. Dolayısıyla burada vatan, hürriyet, esaret gibi daha toplum için kelimeler kullanılacak. Ama sonrasında baskı uygulanınca tabii ki sanatçılar böyle bir beyaz lerzi, bir dumanlı uçuş, eşini gayip eğleyen bir kuş gibi kar... Geçen eyyamını bahar arar. Yani Cenab-ı Şahabettin Sertifünün şairi. Bu tarz böyle kelebekler böceklerden bahseden doğa konulu toplumsal hürriyet esaretten uzak şiirler yazacaklar. Sonrasında Ziya Gökalp diyecek ki kardeşim milli edebiyat geliyor bayraklar asınız lütfen. Aruz sizin olsun hece bizimdir halkın söylediği Türkçe bizimdir. Leyl sizin şeb sizin. Leyl neydi gece Şev neydi gece gece bizimdir değildir bir mana. Üç adam muhtaç diyerek tamamen öz Türkçe pırıl pırıl bir Türkçe doğuyor. 1911'de Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem tarafından. Şimdi bir de Cumhuriyet döneminde Atilla İlhan gibi çok değerli özel şairler var. Onlar da tabii ki gördüğünüz gibi böyle çok harika şiirler yazıyor. Şimdi Türkçenin tarih dönemlerine bakalım ve ardından dersimizi bitirelim artık. Eski Türkçe döneminde bir Köktürk dönemi var. Köktürk yazılarının kullanıldığı. Uygur döneminde bu üç eser yazılıyor. Karahanlı döneminde de bu dört eser yazılıyor. Bunlar eski Türkçe dönemi. Batı Türkçesinde eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi var. Hocam niye batı diyorsunuz buraya? Batı dememin sebebi şu. Şimdi şurası Kuzey Amerika. Şurası Güney Amerika. Şurası Afrika. Şurası Avrupa. Şöyle Anadolu'yu çizdim. Şöyle bir Asya çizelim. Şurası Avustralya. Şimdi sen Orta Asya'dasın bak. Buraya yazıyorum. Orta Asya'dasın. Anadolu burası. Türk bayrağı koyduğum yer. Sen dolayısıyla Orta Asya'nın batısında yer alıyorsun. Hani haritalarda yukarısı kuzeyi, aşağısı güneyi, sağ taraf doğuyu, sol taraf batıyı gösterir. Sen Orta Asya'ya göre batıdasın. Avrupa'ya göre doğudasın ama Orta Asya'ya göre batıdasın. Dolayısıyla Anadolu batıda oluyor. Osmanlı Devleti batıda oluyor. Orta Asya'ya göre. Türkiye batıda oluyor. Bir de Kuzey Doğu Türkçesi var. Kuzey Kıpçak Türkçeleri ve Çağatay Türkçesi kullanıyorlar. Şimdi bizlerin kullandığı alfabelere baktığımız zaman arkadaşlar... Orhun abidelerinde kullanılan ilk Türk alfabesi olan ve 38 harften oluşan bir kök Türk alfabesi var. Burada Türk kelimesi yazıyor. Bazen arabaların arkasında görürsünüz. Milliyetçi insanlar genelde yazıyorlar. Türk'üm ben kardeş. Ben en eski harfleri kullanırım diyor. Yine Arap harflerine çok benzeyen soğut kökenli bir alfabe olan 14 harften oluşan Uygur alfabesi var. Burada Türk yazıyor. Bir de Arap alfabesi var. Bildiğimiz hani Kur'an-ı Kerim'de kullanılan Arap alfabesi ve 28 harf var. Tabi sonradan buraya mesela Arapçada cim var ama biz bunu böyle ç ekliyoruz mesela. Anlaştık mı? Ya da Arapçada b var. Biz buna üç tane koyunca p yapabiliyoruz mesela. Ee, bir de kiri alfabesi var. Sovyetler döneminde oluşuyor 38 harften oluşan. Bu da Rusça bildiğiniz. Latin alfabesi de 1928 yılında kullanmaya başlanıyor ve 29 harften oluşuyor ve Latin alfabesinde mesela e, ö yoktur, ü yoktur, ş yoktur, ç yoktur. Biz bunları ekliyoruz kendi dilimize uygun bir şekilde uyarlıyoruz. Dersimiz bitti arkadaşlar. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Mutlaka ve mutlaka Dinamo setten ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Buradaki sorular çok değerli. Hem üniversite sınavı açısından önemli hem de yazılarınız açısından önemli. Dinamo coğrafya, Dinamo tarih ve Dinamo edebiyatı bu setin içerisinde çok avantajlı bir şekilde bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.